Parti Chat'ten herkese merhaba. Arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte tarihi bir ana hep birlikte tanıklık edeceğiz. Uncharted 4, A Thief's End, Uncharted 4, Bir Hırsızın Sonu isimli oyunumuza ilk bakışımızı hep birlikte atıyoruz. Evet. Biz de ilk defa bakıyoruz. Evet. Sadece Türkçe dil paketini indirdik ve menüde bekliyoruz şu anda. Evet, öyle sallanıyor. Menüde bekliyoruz. Bir arkadaşımız. Bu. Yani ne kadar geciktirirsen o kadar zevk. Yok sen direkt gir. Girelim mi? Çok merak ediyorum. Peki basıyorum ve başlıyoruz. Bas o zaman. Yani böyle havada onlar uçuşuyor arkadaşlar. Bakalım neler olmuş. Beklenti yapmayalım ya. Nasıl yapmayacaksak. Giriyorum. Bastım. Yeni oyun. Hadi ortalama olsun. Ezici diye bir zorluk vardı ya. Devam et ya. Ne nasıl veriyorsa öyle devam etsin bakalım. Müzik girmedi hala. Ana menüde müzik olur. Müzik olurdu müzik normalde. Müzik yok bu sefer. Müzik yoktu bu sefer. Müziksiz girdi ana menü. Bakalım. Belki şimdi ayrıca bir menü girer. Şimdi... Bekliyoruz siyah ekran. Bekleyelim. Nasıl bir çıkacak ben de bilmediğim için efendim vıdı vıdı etmek de istemiyorum. Hala yüklüyor arkadaşımız. Bir şeyler yüklüyor. Yükleyip duruyor. Oyun giremedi yani öyle söyleyeyim sana. Az kaldı. %70'lerdeyiz şu an. Evet, okey. Yani buraları doldururum ben tarihçesine falan girerek de şimdi deneyimden çalmak istemiyorum. Evet arkadaşlar, anlatabiliyor bu muyum? Heyecanı nasıl girecek bilmediğim bölmeyelim. İçin. Nefesler tutuldu. Az beklemedik ama. Buyurun. I'm a man of fortune and I must seek my fortune. Peki. Henry Avery. 1694 yılında. Açık açayım ve biz de duyalım ne anlatıyorlar yani. Evet. Yayına girmesin diye sesi kısıyoruz ama biz de duyalım yani. Buyurun. Hızlı bir giriş. Bayağı. Drake. Yürü be adamım. Drake. Hiç iyi değil. Tutun! Şey yapacağız, geri döneceğiz. Flashback yapacağız ha? Heyton! Yetişiyorlar! Biliyorum! Kalk o zaman! Bu şey mi acaba yani oyuna dramatik gireceğiz bari aksiyonla başlayalım. Olabilir ya. Değil mi öyle bir şey var yani. Öyle bir şey sezdim. Hızlan R2. Hızlan R2 buradan görmüyorum yalnız. Nezih ince bir şey yapmışlar, arayüz yapmışlar. Şimdi biz bunun multiplayer'ine bakmıştık tabi. Ondan sonracığıma. Kamera konumunu sıfırlamak için R3'e basıyormuşsun. Görmüyor olabilirsin diye ben buradan vallahi sana hatırlatma yapıyorum. Doğru. Önümde kamera olduğu için çok fazla bir şey görmüyorum ama. Yalnız gerçekten eşek gibi görünüyor arkadaşlar. Yani çok güzel gözüküyor. Artık kastlar o kadar gözüksün ya. Nereye gidiyoruz yalnız? Gittiğimiz yer belli mi? Karşıda ada var işte. Oraya gidiyoruz üstünü herhalde. Üstünü sürebiliyor muyum? Evet. Gayet sürebiliyormuşsun. Ama sanırım şimdi kayalara falan gideceksin diye evet korkmaya ya. Başladım. Bu da gitti. Hoppa. Şimdi tabii... Hadi yürü bakalım. Müzisyen farklı da biz bunu daha önce konuşmuştuk evet. Yani de. Büyük gemi. Oo. Yavaş. Lanet olsun. Ayı bırakıyorlar. Oy. Aman. Bir şey atıyorlar. Ne öyle fişek mayınla gibi? Bir şey bırakıyorlar dedi. Anlamadım. Sağlam girdik. Evet. Yani yine Türkçe tabii ki arkadaşlar bu arada. Herhalde bu olması gereken bir şeydi. Tabii ki. Sanıyorum şeye bağlayacak bizi ya. Bu ne? İlk açıklandığında bir şey yayınlanmıştı ya. Drake kıyıya vuruyordu falan. Böyle kumlardan kalkıyordu. Evet. O biraz mı? Şeydi tabii ama büyük ihtimalle Hop. Aman. Bu biraz... Ne tarafa yüzüyoruz sevgili Nathan? Vallahi hiç bilmiyorum. Bir çıkalım bakalım. Ay çok gıcık ama ya. Hiçbir şey gözükmüyor. Heh. Yalnız araç gitmiş yani. Nasıl çıkıyoruz? Çarpılıyoruz. Buyurun. Motor gitmiş. Motor gitmiş. Saçınlık at. Ne? Siper almak için yuvarlandasın. Tamam görüyorum kız sende her şeyi. Oo şeye döndü bu yani. İşitme engelliler için bu kadar şeyimiz var ya. Şey mi dedim? Bak ben de öyle sandım ilk etapta ama değilmiş. Hop.
Aim assist yok, kapalı seçtik değil mi biz? İyi ama. İyi. Oh. Yine güzel küfürler yani. Havalarda uçuyor. Tabii canım. Okan Yalabık hiç şey yapmaz yani. Reload üçgen peki. Nerede? Var mı etrafta biri? Sam nerede? Hah, burada. Sam orada motorla ilgileniyor. Hop, biri daha var yalnız. Ha, o bitti. Yine kurşun yemelerine rağmen ölmeyen Uncharted vallahi kötüleri geri mi geldi? Onu şöyle söyleyeyim, onu bu collection'da, remaster versiyonda onu biraz adam etmişler evet. Yani. Kontroller de bayağı bir elden geçirilmişti. Burada da çok şey görmedim ya. İyi yani, vurdum iniyor yani. Ya şöyle bir durum var, bunu söylemek lazım. Yani Uncharted'ın hiçbir zaman böyle şeyi, efendim combat'ı falan böyle inanılmaz öne geçen bir unsuru olmadı yani. Hikaye anlatımı falan olmuştur. Adaya ulaş. Herhalde ulaşalım. Çalıştırıyoruz şimdi. Hadi bakalım. Doğruca adaya sür. Ama tamam, onu bir şey yaptılar yani. Onu bir elden geçirdiler. Onu bir adam ettiler yani. Ama iyi oldu hakikaten ya. Çok bayıyordu yani o iş. Hoppa bugün aman. Kombatım kötü, idare ediverin diyemezsin yani bu sektörde. Önüne bak. Ada nerede? Ada, ben doğru gidiyorum herhalde adaya ama. Sol tarafta işte, önün hep ada şu an. Sol. Buralar hep ada diyorsun. Buralar yani. Buralar hep adalık. O ne? O beni kendi itti. Dönemedim yani. Yok canım, şey muhtemelen o zaten. Script girdi gene devreye. Haydi. Flashback biraz... Forward back. Seninle ne yapacağız biz? Bunları dinlemekten sıkıldın. Ben de yapmaktan sıkıldım. Arkadaşlarınla geziye gitmek yerine hafta sonunu benimle burada geçireceksin. Çok da umurumda. Evet, sorunun kaynağı da bu zaten. Yetimhanede galiba. Anlamıyorum. Niye bir tek ben ceza alıyorum? Kavgayı sen başlattın. Kitabımı geri vermiyordu ama. Sana onları odana bırakmanı söyledim. Bir suçlu varsa o da sensin. Kitabıma el koymaya hakkı yok ama, değil mi? Peki bu sana arkadaşına yumruk atma hakkını verir mi? Mesele sadece kitap değildi. Mimik yaptık yalnız. Ya inanılmaz ya, onu izliyorum 2 saattir. Mimik yaptık. Hiçbir şey. Çocuk. Günah çıkartırken anlatırım. Hiç benzemiyor falan diyorduk da burada o kadar da değil ya. Burada iyi gözüküyor ya. Aynen, ben de öyle düşünüyorum. Yani bu üçteki efendim. Kardeşinin gittiği o üzücü yoldan gitmekten vazgeçmeyeceksin. Kardeşi de gömdük o baştan. Aynen. Hadi bakalım. Bu üçte daha tabii büyük tabii bir haliydi. Tabii biraz daha büyüktü. Daha bir sarışın ve kumral falan, hani benzemiyor mu acaba hiç diyorduk falan da burada bir şey yaptı, o kadar uzak. Gözüktüğü gibi şey olmadı burada, daha benziyor yani. Kesin gelmiştir. O it abi. İt abi. O abi yok mu o Sam? Bak. Hep bunu böyle kafalayan. Ya. Tamam mı? Yazık ya. Çocuğun başını belersin. Şey gibi değil mi elektrik? Walking Dead'deki. Efendim ne o? Daryl'la. Ha evet evet, abisi. Abisi gibi falan. Cezbedici macera. Buyurun. Cezbedici macera. Tabii. Çocuğun başına ne gelecek? Sorumluluk, bir şey yok. Tabii. Cezbet sen sadece onu. Ha işte nereden serseri gideceğiz? Abi. Yoksa yukarıdan mı gideceğiz? Nasıl yapalım? Şuradan gideceğiz herhalde. Çatılardan. Hop. Ah çok kaygan. Olmadı oradan. Şuraya tutunarak gidemiyor musun? Nereye tutunarak? Şu şey kısım var ya. Şöyle. İlle buraya şey yapacak. Buraya... Şu ip, şey elektrik kablosu. Okey tamam. Kablo. Şunlar bir çıkmalık duruyor. Ha zaten. Evet onlar. Evet, başladı çocuğumuz maymunla. Evet. Karşı mı? Peki. Evet. Çıkıyor muyuz? Çıkamıyoruz. Bu taraftan gidemiyor. Buradan çıkmıyor zaten. Ne diyorsun? Tıkandık mı hemen baştan? Yok canım, niye tıkalım? Şuradan atlarsa. Güzel olmuş ama bak, tek bir şey yok. Evet, güzel evet. Yani. Ya traversal puzzle olayımız tabii. Olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz. Nedir? Biz de yakın zamanda incelediğimiz için. 3 efendim yani bir sacaya dersek
İçeri giriyorsun galiba. Peki. Traversal puzzle'lar yani böyle tırmanmalı, hı-hı, o bilmem neli, oradan buradan yolumu buldum mu bölümler, puzzle çözme bölümleri ve savaş, combat bölümlerinden mürekkep bir oyunumuz. Buralarda evet, aslında şeyden bahsedilebilir. Uncharted 2007 yılında efendim PlayStation 3'ün çıkış oyunlarından, hı-hı, biri. Beklenmeyen bir hit diyebilir miyiz? Yani şöyle rahatlıkla diyebiliriz yani. Yani Naughty Dog tabii kendini ispatlamış bir firma elbette ama bu tip bir şey yoktu. Yoktu. Bir adım ileri götürdüler olayı. Sorumluluğumdaki onca çocuğu ihmal ediyorum. Ne yapmamı istersiniz? Bence her şey ortada. Ama ondan hala ümitliyim. Ondan sonracığıma. Ha, espere şuraya geçmek için. Tamam, sabah onunla konuşacağım. Tamam mı? Efendim. Birinci oyun beklenmedik diye yani belli ölçüde, hı-hı, beklenmedik bir hit diyelim. İyi notlar almıştı zamanında. Böyle Tomb Raider'ın falan zirvede ve hafif böyle yani hafif zirvenin hafif böyle aşağısına doğru iner gibi olduğu bir dönemde gelmişti bu Uncharted ve bir adım öteye taşımıştı, evet, o formülü. Yeni bir seda getirmişti. Aynen. Ondan sonra bu ikincisi tabii esas olay ikincisi oldu. Tabii. Çok beğenildi, hı-hı, ikincisi yani. Ya hakikaten şimdi bu şey remastered'lara bakınca da Nathan Drake Collection'a bakınca da bir hakikaten eski duruyor. Hani evet, oyun yapısı olarak falan da. Belli ediyor yaşın değil mi? Hani iki ama gayet gidiyor yani. Tabii tabii. O pencereye ulaşmam gerek. Peki oraya ulaşman gerek. Ulaşırız. Bir şekilde ulaşacağız. Sonra üçüncüsü geldi tabii. Hı-hı. İşi bir adım daha öte. Yani bu iki tabii şeydi. İlerletmişti formülü. Üç büyüttü olayı diyebiliriz. Ondan sonracığıma şu ablamız gitmeyecek galiba. Basılı tut. Heh, şöyle basılı tutuyormuşuz siperden geçmek için. Peki. Hop. Haydi. Nathan. Yakala. Kulaktan tuttu götürdüm. Güzelmiş. Şeyi tabii burada görüyoruz efendim. Evet. Uyandım uyanmadım mekaniğiyle de bir tanıştık. Bu oyunun yeni şeyi tabii bu. Önceki oyunlarda olan bir zımbırtı değil. Ondan sonra bu üç oyunu yaptılar. Vita'da bir oyun daha geldi. Uncharted tabii. Sonra Last of Us girdi araya. Naughty Dog, evet, yaptı. Last of Us tabii çok etkiledi olayı. Ondan sonracıma. Muhtemelen bu oyunda da zaten herhalde şey Last of Us etkisi direkt bayağı vardır. İnanılmaz yani etkisi oldu muhakkak. Şöyle oldu. Onu da bir şey yapalım muhabbetine. Hı-hı. Aslında Amy Hennig, Uncharted 4'ten sorumlu o olacaktı. Şöyle aşağıya bırakacağız kendimiz herhalde. Sonra anlaşamadılar. Yani efendim öldürdü çocuk. Hani yaratımsal farklılık falan denen muhabbet vardır, hı-hı, ya. Öyle bir durum oldu. Ve Amy Hennig ayrıldı. Sonra gitti EA ile anlaştı. Şimdi Star Wars oyunu yapıyordu. Yani yine bu tip bir şey yapıyor galiba. Aynen. Öyle oldu söyleniyor. Uncharted 4'ün başına da Last of Us'ı yapan Last of Us'ın başında olan, hı-hı, yani diyelim. Çünkü eski Uncharted'larda da çalıştılar, evet, ama Last of Us'ın başında olan esas ekip Neil Druckmann'la Bruce Straley geldi. Hı-hı. Ve oyunu bildiğim kadarıyla %100 değiştirmişler o Amy Hennig'in yaptığı versiyondan. Zaten onlar da böyle hani hem oyun piyasasının hem de Naughty Dog'un, evet, böyle hani parlak çocukları modunda tabii, oldukları tabii, için. Tabii tabii aynen. Ve bu oyun şunu biliyoruz ki son oyun. Evet öyle diyorlar. Naughty Dog diyor ki yapan yapar abi bizden sonra. Artık nasıl devam, hı-hı, ettirirlerse bilmiyorum diyorlar yani. Fakat bizim son oyunumuz bu diyorlar. Nereye gideceğiz? Diğer bir şey var onu alacaksın. Üstüne bir yuvarlak çıktı. Üçgen. Şey bırakmadın. Ha, sen bırakmadın diyecektim. Tamam. Hey, serseri abi ya. Güzel kardeşim. Hey, bu da ne? Ciddiymiş yalnız Semih. Evet ya. Belaya bulaşmayacağını söylemiştin. Ama ikimize de laf sokuşturuyordu. Dedi ki babam değersiz olduğumuz için bizi bırakmış. Annem de cehennemdeymiş. Nathan yapma. Sinirlendiğini bildikleri için söylüyorlar. Tamam mı? Gülüp geçmeyi öğrenmelisin. Sen gülmezdin. Bizim Rüzgar'la yaptığımız bir konuşma da bu aralar. Klasik. Hasta olacaksın. Bak, pekala. Peki. Ama düşünüyor. Senin burada ne işin? Tabii ki düşünüyor kardeş yani. Kaybeler seni görecek olursa polisi ararlar. Sana bir şey verecektim ve Noel'i bekleyemedim. Yazık ya. Ne? Gene girecek kanına çocuğun be. Gene girecek kanına çocuğun. Bu bir istisna.
O değil de biz bu oyunda bayağı ağlayacağız öyle hissediyorum ben. Değil mi? Bir kopartacak o belli vallahi. Oldu yani. Nasıl çıkacağız? Hadi. Oğlum bir el atla. Şimdi. Hadi. Ver. Bu oyunda Last of Us'tan öğrendikleri bazı şeyleri kullandıklarını söylüyorlar zaten. İşte efendim ufak anlar, oyuncuyu bırakıp nerede etrafı herkes? Gözlemlemesini sağlama gibi. Evet, onları hatırladım. Hop. Şey formülü çok bozmadan tabii, Uncharted'da tabii. Uncharted yapan formülü çok bozmadan belli miktarda. O aralarındaki en iyi insan. Gelip bir merhaba de. Suçluluk hissetmek istemiyorum. Yani Last of Us tabii hani ilk çıktığı zaman oyun dünyasının hiç kaldıracağı da beklenmeyecek şekilde karanlık bir oyun tabii. Evet, evet. Hani bu tabii ki o kadar öyle bir şey olmaz. Zannetmiyorum. Ama yine de tonda bir şey var, evet, yani. Var. Bir ağırlık bir aynen, şey var çok yani. Böyle şey değil yani, böyle fırlama bir havası değil. Yok. Hadi. Onun için diyorum zaten. Hı-hı. Kesin ağlatacak bizi. Hı-hı. Açık bıraktım. Ya hakikaten of. Çok iyi görünüyor. Evet, bayağı iyi görünüyor bu arada. Yani 30-30 yani, tamam da. Açık bıraktığımı sanmıştım. Oyun 1080p 30 yani, FPS bu arada. O bilgiyi verelim yani. Yukarı yol mu? Sen peşimden gel. Şimdi ve evet. Seyret. Evet. Bu sanıyorum yeni mekaniğiyle bir tanışma gene. Ve yukarı yoldan gidiyoruz. Bunu daha önce yaptın mı? Tabii şey gibi eleştiriler var bu konuda, enteresan. Hani bu dördüncü oyun. Üç oyun boyunca niye kullanmadı? Madem biliyordu. Aynen. Bu ip mip olayları niye hiç yoktu da yani görece yaşlı olduğu bir zamanını hı-hı. anlatan bu oyunda. Yani önceki oyunlara aha. göre. Nereden çıktı bu ip olayı diyenler var. Abi bu o gameplay'in için. Öyle canım aynen yani. Öyle yani. Abi çarpı nasıl çıkacağım ben buradan? Kenar mı yapacağım? Şey, yani oyunda bir yenilik aynen. getirecekler artık yani. O kadar mazur olur görmek yani. Lazım o kadar kesinlikle. Çoğunlukla çalışıyorum. O kızla hala çıkıyor musun? Kimle? Ha, Crystal. Ha, bir dargınız bir barışık. Benim şu merak ettiğim bir husus daha var, sordum tabii. Ne? Geçen oyunlardaki kadar katliam var mı? Evet. Bir tahmin ediyorum yok. Gizlilik öğesini falan üzerine biraz yüklendiler eski oyunlara göre. O yüzden de diyorsun biraz belki. Bilemiyorum yani onu o oynanış şeyini mevzuya yedirdilerse hı-hı. hani abi biraz aklımız başımızda artık hı-hı. falan hı-hı. gizli gizli takılıyoruz eski şeyimiz de yok hop. Fiziğimiz bilmem neyimiz de yerinde bakma. Değil. Atlayabilirsin. Atlayabilir misin? Atlayabilirim. Yapabilir tabii misin? Ki, tabii ki olmazsa olmazları. Bir quick time event gelebilir, bir son anda elle tutabilir. Evet. tabii ki. O güzel işte sinematik. İşte. Abartmaya gerek yokmuş. Çocuk da maymun. Bunların ailede var bir maymun. Şey elektriği arkadaşlar. Olmadı mı ya? Ne? Assassin's Creed 2 elektriği evet, olmadı mı? Kesinlikle. Hafif. Abi kardeş. Abi kardeş. O zaman o abi ölür. Diyorsun. Evet. Orada öyleydi. Hadi bu taraftan. Tam arkandayım. Bunu da burada oyuna yeni başlamışken dillendirmek istiyorum. Buyurun. Hazır yeri gelmişken. Ben... Tamam. Oyunun esas kötü adamının bu abi çıkabilir. Evet, yani abi. Senin öyle bir teorin var. Ya abi çıkacak kötü adammış gibi aha, değil de. Aha. Yani bu çocuğu zorlamasıyla falan anladın mı? Evet. Bir şekilde kendini karşı tarafta yani bulacağımızı ben bu abiyi. Öyle bir şey var bende. Böyle bir aydınlanma olacak evet. diyorsun. Ve bu abiyi pasifize ederek bir şekilde kendi çocukluğunun defterini de kapayacak falan gibi. Yani hırsızın sonu abinin sonu olabilir öyle söyleyeyim sana. Belki Nate'in de sonu olabilir o anlamda. Hırsız ha, tarafı çünkü evet falan. Evet, aynen öyle. Çok böyle şey girdik ama evet. olabilir. Buyur öyleyse. Ben abiye böyle bir şey yapacaklarına %100 yani. Öyle canım hani farklı inanıyorum. Olarak bir abi karakteri var ve hadi bakalım. Enteresan bir yere atlıyoruz. Varacak herhalde. Hop. Hop. Gel bakalım abi. Ay. Ha. Abin tipiymiş ya. Beğendim yani. İyi yapmışlar öyle, bu gençliği. Öyle güzel olmuş. Çocuğu neleri başına. Şimdi kesin bundan bir şey başına bir iş açılır bunun. Tabii canım. Nan falan şey ne o? Rahibe falan bulur bunu. Ne yapıyorsun lan falan. Ya da polisler bulabilir yani. Ama hiçbir zaman beni yalnız bırakmazdı. Hadi. Ya çünkü şey dedi ya az evvel. Nereden ya? Senin burada olduğunu görürlerse polislere haber tabii. verirler falan diye. Yani öyle aranıyorsam. Onun şeyi neyse artık. Yukarı zıplayamıyorum ya. Niye öyle oldu? Sağdan mı gideceğiz?
Abi gidebiliyor, biz gidemiyor muyuz? Peki. Senin boyun kısa yavrum. Kısa kısa. Hop. Tam Assassin's Creed tam oldu Assassin's burası. Tam Assassin's Creed oldu. Güzel mi? Atlayın bir de tam olsun yani. Evet. Aşağıda saman vardı. Değil mi? Bu arada bugün duydum onu da, Assassin's Creed'in filmi geliyor arkadaşlar, biliyorsunuz. İki yeni sahne görüntü. İki yeni sahne ve şöyle bir haber daha. Bu Assassin's Creed'in meşhur atlama olayını dublörün biri ipsiz yapmış yani. Oo. 40 metreden mi ne atlamış herif yani. Ölünmüyormuş yani. Hani hep muhabbete dönerdi ya. Bilmiyorum, ölüp ölmediğini şey yapmadım. O konuda bilgi yok. O konuda bilgim yok, teyit etmedim onu yani. Çünkü oyunda falan hep o muhabbet dönerdi ya. Ya buradan da atlanır mı, kırılır, kafayı gözü kırar adam falan. Vallahi yapmış, bilmiyorum. Enteresanmış. Bayağı artık şey oldu be. Üstüne çıkıp bir senkronize edesin geldi yani. Hakikaten ama. Bırakıyorum. Bırak bakalım. Ay. Bırakmıyor. Bırakmıyor. Hah. Oradan mı bırak? Şu uçtan bırakacağız herhalde. Oğlum elektrik var. Hadi. Hop. Şimdi hızlı bir zıplama yapacaksın. Hıday. Hıday. Hadi. Çocuğu nerelere soktun lan? Bu kaç yaşında sence burada Nate? Çocuk mu? Hmm. 12-13 diyorum ya. Değil mi? Abi de 16-17 aynı. Aynen. Yazık. Bu motora götürüyor bunu. Kesin bir motor olayı var, ben söyleyeyim, bunların paylaştığı. Var var şey var ya zaten. Trailer'da da vardı evet. Ya motor olayı. Ha bu burası burada da gözüküyordu, doğru. Gençliklerinde de evet, vardı. Evet, böyle bir şey vardı. Şey, demir parmaklıklı bir kapının önünde falan. Aynen. Bunu sen dene istersen. Bunu sen dene, hadi bakalım. Ha, şimdi biz atacağız evet, olduğu gibi, öyle öğreneceğiz mi? Öğreneceğiz bakalım. Büyük ihtimalle. Evet, gerçekten. Gerçekten. Ben peşinden geleceğim. At bakalım Nate. Tamam. Aferin sana Nate. Nereye atlıyoruz? Hadi bakalım. Karşı, hop. Hah. Güzel. Orada merdiven var. Sağında şu anda. Sağımda. Ya gördüm az evvel. İlerlesene. Yani bize doğru gel. Bize doğru. Hı-hı. Şöyle. Evet. Bu aşağı mı inmeye çalışıyoruz buradan? Öyle sandığım için öyle söyledim ama bilemiyorum. Okay. Tamam. Hı, onu gösterdim. Önden buyur. Önden buyur. Önden buyur. Peki. Şöyle mi yapıyoruz? Şimdi de aşağı. Tabii yani neticede herkes efendim şeyle doğmadığı için burada bir efendim neyle? Atlama zıplama tutorial'ımızı geçmiş tabii, oluyoruz tabii. Bir şeyle. Flashback'imizi de yaparak. İşte bu kadar. Şeyin önüne geldik. O demir kapının önüne geldik. Bakalım peki motor yani var mı? Nasıl buldun? Ha? Tabii ki. Vay, 250 cc'lik mi aldın? 250 mi? Ne saçmalıyorsun sen? Hayır, bu 500 cc ikiz motor. Hadi canım. Evet. Nereden çaldın? Hey. Ayıp oluyor. Ama bak, sana kanıtlayacağım. Ben çok değiştim. Bunu alın terimle satın aldım. Gel hadi, otursana. Hep böyle bir şeyler söylüyor. Hep inandırıyor çocuğu. Sen böyle bir numarayı sadece bir şeyi düzeltmek için yaparsın. Olması gerekenden fazla akıllısın, çok iyi biliyor musun? Değil mi? Ya, ifade direkt aynı çok yani. İyi. Pekala. Ben bir işe girdim Nate. Maaşı iyi. Bayağı iyi ama şehirden bir süre ayrılmam gerekiyor. Ne kadarlığına? Aşağı yukarı bir yıl. En gidip fazla bir daha gelmedi mi? Herhalde öyle oldu. Ama, tamam hayvan. Yani en fazla bir yıldır ama. Ama duygusallığa gerek yok. Sanki beni yetimhanede bıraktın yetmiyormuş gibi. Söylesene bunu bana nasıl yaparsın? Dur biraz, senin için yapıyorum. Parayı ikimiz için kazanıyorum Nathan. Ve birkaç yıl sonra buradan ne? Çıkınca... Ne? Birkaç yıl mı dedin? Beni de götür lütfen. Götüremem, kendimi zor idare ediyorum. Ben de çalışırım. Sen yetimhaneyi beğenmiyorsun ama... Tahmin bile edemezsin. Evet, en iyisi şimdilik orada kalman kardeşim. Tamam mı? Demek o yüzden Nathan, hiç senle karşılaşmadık yani. Hani Salı ile karşılaştığı zaman hiç senin muhabbeti geçmiyordu çünkü. Hayatımız da hiç adil olmadı. Ama hallettik. Değil mi? Çok iyi ya. Çok herifler seviye atlamışlar yalnız. Şey, aslında motor bugünün tek sürprizi yani değil. Şu anda 13 saat kesintisiz gidebilirim evet, hissediyorum, öyle söyleyeyim. Annemin eşyalarını buldum. Kampanya yani, bu babamın tek kişilik senaryo modu yaklaşık 13 saat. Öyle miymiş? 13-14 saat. Bak, hani oynamaya bağlı. Hayır, evet, eski yani, oyunlara göre daha uzun yani. Evet, daha uzunmuş. Nerede peki? Last of Us 15 saat falan. O civar sürüyordur. Gidip almaya ne dersin peki? Aslında çalmaya yani. Eğer bizimse çalmış sayılmayız değil mi? Polislerin böyle düşünmeyeceğinden eminim. O zaman biz de yakalanmayız.
kafalı gene. Kandırdı çici. Hazır mısın? Hazırım tabii. Çabuk. Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? Bu da gene gençliği ama galiba. Öyle şu an mi? O kadar ne bileyim çizikleri mizikleri yok yani Nathan. Dövüş tutorialımızı da görelim. Heh. Ondan sonra da ufak ufak kaparız yani. Oyunu en azından bir havasını aldık diye tahmin tabii ediyorum. Tabii canım. Dediğim gibi bu bana gene gençlik gibi. Yani şu günümüz gibi gelmedi değil, ama. Değil mi? Olabilir. Olabilir. Oğlum şeyin elini yapıyoruz onu göstermedi. Gösterdim ben mi kaçırdım? Ben de kaçırdım. Bas bakalım değişik tuşlara. Chingada, este gringo sabe pelear, eh. Dale una paliza. ¿Está esto? Aman, oy, aman. Oy. Oo, iyiydi. Oh, oh. Gustavo. Şimdi üçgeni bir deneyeceğim vurmaya kalkarsam hadi bakalım. Fena olmadı galiba. Yok daha bu şey yapmadım. Üçgenle kurtuluyorsun evet, galiba. Üçgenle kurtuluyoruz. Counter yok üçgen, ama. Üçgen. Ulan hadi. Ha. Oy. Çok fena dayak yedik ya. Burası da şeyi andırdı bana. Batman. Evet değil mi? Batman birinizi andırdı yani. Kontra vermedi ya. Of. Dayan kralını yedik be. Valla bayağı sağlam yedik. Üçgen. Oy. Kırdı. Oy. Valla kırdı. Bir orada saydırdı ama artık ne dedi bilmiyorum yani. Ops yakalandık. Kare. Oğlum öldürmeye mi çalışıyorsun? Ne biçim kavga bu? Geçir. Genç bayağı canım burada. 20'li yaşlarında tabii falan. Yüzünü görememiştim de. Bayağı genç burada. Burası herhalde bir Meksika hapishanesi falan. Gene bir şeyler çalıyorduk. Yakalandık. Şeklinde gene yani. Klasik beni biliyorsunuz şeklinde. Abi gidiyor bu ya. Vallahi fena gidiyordu. Hadi yapma. Burada ne kadar kalmam gerekecek? Ha? Tuvalet nerede? İçindesin zaten. Tadını çıkar. Çıkarırım. Adam ama yıllardır bunu demek için bekliyor yani. Değil öyle mi? Hani biri sana bana bunu sorsun da ben bu cevabı vereyim. Bu yani. Yaptım şimdi bir çek falan. İçeri gidiyor şimdi falan sigarasını yakıyor. Falan. İşte bugün emekliyordum. Artık emekli olabilirim falan. Çürüyeceksin lan burada. Arkadaşım grafik yapsaydınız ya. Ya herhalde bu yıl içerisinde 60 dolar verilebilecek en... Şu an öyle gözüküyor. Hak eden. Kalk hadi. PlayStation 4 sahibisen zaten artık yani. Niçin PlayStation aldın hani? Yani. Değil mi öyle bir durum yok mu? Var. Ha notlar da iyi hakikaten. Notlar iyi yani. Bayağı notların iyi. İyiliğini falan bir yana bırakın. Belli bir standartın üstünde olacak ya kesin bir kesin, oyun. Orası kesin evet yani. Yani. En kötü Uncharted bile evet oynanabilecek bir şey sonuçta. Tamam sakin ol. Cehennem. Inferno. Gittikçe gidiyoruz. Ufak ufak noktalasak bence mı? Bence de öyle yapalım. Yarım saati bulduk. Oyunu da yani bitirmeyelim. Herkes evet kendi tadını çıkara çıkara oynasın arkadaşlar. Uncharted 4. Günaydın beyler. Yoksa akşam A Thief's mı? End. Efendim bir hırsızın sonu. Dördüncü ve Naughty Dog'un yaptığı son Uncharted oyunu olduğunu söyleyebiliriz. Uncharted isimli belki Nathan olmadığı başka oyunlar bir gün belki yapılabilir bilmiyorum ama. Hey seni görmek güzel. Ve evet ya. Abartmışlar yani ben de söyleyebilirim. Grafik animasyon falan bayağı bir abartılmış bayağı yani. Film gibi olmuş bayağı. Şimdi biz bunu PlayStation 4 Neo'da 60 FPS'e mi ya, oynayacağız? Ya bu çok muhabbete girin.
Hiç muhabbete girme yani. Arkadaşlar hadi ufak ufak kapayalım biz. Burada keselim mi? Gidiyor çünkü yani. Evet, öyle yani tasarlamışlar ki oyunu. Ben de gözümü alamıyorum. Kapatalım aynen. Bence de. Hadi iyi bakın kendinize arkadaşlar. Biz bunu oynamaya devam edeceğiz. İzlenimleri de yakın zamanda sizlerle paylaşırız bitirip. Diye tahmin ediyorum bitirip hemen. Multiplayer'da görüşürüz mü diyelim? Ne diyelim? Diyelim. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Videoyu beğeniniz, kanala abone olunuz diyerek noktalayalım. Bye bye.